İyi akşamlar sevgili izleyenler. İşte Türkiye'nin saati tam da 18.30'u gösterdiğinde biz yine dopdolu bir gündemle, yine dolu bir beyaz ana haberle karşınızdayız. Eğer sizler de yerlerinizi aldıysanız dilerseniz bugünün başlıklarına yavaş yavaş geçelim. Sevgili izleyenler, Milli Güvenlik Kurulu da yaklaşık 2 ayın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı öncesi Erdoğan son kez katılım gösteren komutanlara hediye takdim ederken MİT'teki 13 yılının ardından işte Dışişleri Bakanlığı'nı yürüten Hakan Fidan'a da Devlet Üstün Hizmet Madalyası'nı verdi. Erdoğan daha sonra Kahramanmaraş'taki kentsel dönüşüm temel atma törenine de canlı bağlantıyla katıldı. Milli Güvenlik Kurulu'na son kez katılan komutanları hediyelerle uğurladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a da Üstün Hizmet Madalyası verdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos'ta emekli olacakları için MGK toplantısına son kez Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülen ve MGK Genel Sekreter Yardımcısı Tuğgeneral Alper Eser'e saat ve çini hediye etti. Erdoğan daha sonra MİT'te 13 yılı aşkın süre boyunca müsteşar, başkanlık ve Cumhurbaşkanı özel temsilcisi olarak görev yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a Devlet Üstün Hizmet Madalyası verdi. Sayın Cumhurbaşkanım, hayırlı olsun. Sağ olun efendim. Ben bu madalyayı benimle beraber görev yaparken Libya'da, Karabağ'da, Suriye'de, Irak'ta sizin emirlerinizi hayata geçirmek için şehit olan arkadaşlar adına alıyorum. 3 saat süren toplantıda alınan kararları Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı duyurdu. Bildiride Karadeniz'de gerginliğin tırmanmasının kimsenin menfaatine olmayacağı vurgulanarak Rusya ve Ukrayna'ya müzakere çağrısı yapıldı. Tahıl Koridoru Anlaşması'na geri dönülmesinin önem arz ettiğinin de altı çizildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha sonra Kahramanmaraş'taki kentsel dönüşüm temel atma törenine canlı bağlantıyla katıldı. Asrın felaketi olan depremlerin üzerinden 6 aydan fazla süre geçti. Sadece ülkemizin değil, insanlık tarihinin en yıkıcı doğal afetlerinden birini yaşadık. Eşimiz, dostumuz, çocuğumuz, akrabamız, komşumuz olan 50 binden fazla canımızı yalnızca bir gecede toprağa verdi. Deprem bölgelerinden ilk günden beri desteklerini esirgemediklerini dile getiren Erdoğan müjdeleri de art arda sıraladı. 15 Ağustos'a kadar inşallah tesislerde ve çadırlarda kalan az sayıdaki vatandaşımızı konteynerlara yerleştirmiş olacağız. Depremde hasar gören illerimizde şehir meydanlarını hükümet olarak biz yapacağız. Daha görkemli, daha dayanıklı, daha ferah bir şekilde inşa edeceğiz. Erdoğan, asrın felaketinin yaralarını sarmak için seferber olunan o zor günlerde muhalefetin sürekli zorluk çıkarttığını söyledi. Bu süreçte Türkiye'deki sığ muhalefet anlayışının ülkemize ödettirdiği bedelleri acı da olsa görme fırsatı bulduk. Kentsel dönüşümle ilgili ne zaman bir adım atsak CHP ve şürekası hep karşımıza dikildi. Milletimizin hayrına yaptığımız her işe takoz koyan bu ekip doğrudan insan hayatını ilgilendiren bu meseleyi bile engellemeye kalktı. CHP ve şürekasının saldırganlığının gerisinde iş bilmezlik değil, halk düşmanlığı vardır.